Sanalca Çıkan Alan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Sizlerle uzun süredir görüşemiyorduk. Kendi tarlalarımda ufaktan bir mısır ekimi yaptım. Şöyle hemen tarlanın bir başından böyle bir göstereyim. Kireci mireci attım, gübreyi attım. Diğer tarafta da bazı yerlere kireç, bazı yerlere de gübre yaptık. Şimdi bir tane iş buldum. Ona doğru gidiyorum. Maddi durumu çok şükür ki biraz toparladık. Yaptığımız işlerle vesairelerle. Dördüncü tarla ve bu çiftliğimin altındaki tarlada baya baya sürdük orayı. Güzelce temizledik. Bazı böyle sınırlarımızı belirledik. Dördüncü tarlanın yanında bildiğiniz üzere böyle bir alan vardı. O alanı da tuttum. Ben baya güzelleştirdim. Oraya da mısırı ektik. İnşallah çıkmasını bekliyoruz. Bakalım. Çıktıktan sonra da işimize bakacağız. Bütün işlemleri de devam ettireceğiz. Şimdi bir pamuk hasadı işi var. Daha önce ben pamuk hasadı yapmıştım. Ama böyle büyük kare balyelerle yapacağız tabii pamuk hasadını. Yağmur yağıyor, yapabilir miyiz bilmiyorum ama en azından ben araçlarımı oraya doğru götüreyim. Git gel bilmem ne falan filan derken büyük ihtimal yağmur sonlanır. Yağmur sonlandıktan sonra da kaldığımız yerden yolculuğa, işleri yapmaya vesaireye devam ederiz. Traktörü şöyle koyacağım. Şurada bir tane görüyorsunuz. O kasaya eğer bu traktörü yükleyebilirsem bunu da diğer traktörle beraber götüreceğim tarlaya. Bununla geri gelirim. İçer döverle giderim. En son teslim etmeye geldiğimizde de işleri hallederiz diye düşünüyorum. Şöyle traktörden inip hemen koşar adımlarla fazla ıslanmadan diğer traktörümüze binelim. Traktör yalnız canavar gibi bir şey ya. Arkadan dönenlerden bu bizim için güzel bir deneyim olacak. Şöyle çalıştıralım. Sesi falan güzel çalışıyor yalnız. Şöyle bir şu aynadan gözüküyor bakın zaten. Şuradan da göstereyim. Şeyi falan da dönüyor yani. Dört dönerli bir traktör. Baya böyle bütün o işleri git gel bilmem ne adımlarımla kolaylaştırıyor. Daha önce sürmüştüm ama videosunu çektik mi çekmedik mi inanın hatırlamıyorum. Şu traktörü yüklemeye bir deneyeyim ben. Eğer sığarsa bunu da götürürüz peşimizde. Daha kolay iş götürürüz. İşi daha kolay yürütürüz diye düşünüyorum. Şöyle koysak sanki kurtarır gibi. Hemen inip diğer traktöre bir geçelim biz. Vallahi sanki yükleyebileceğiz gibi ama güzel. Aynen. Bu iş tamam. İstop edeyim hemen. Şöyle dikkat edelim. Aşağı düşmeyelim. Hoppa. Tamamdır. Aynen. Yükleyebildik vallahi. Güzel oldu. İki kere git gel yürü mürü bilmem ne işlerine girmeyiz en azından. Hangi tarlaya gireceğiz? Hemen ona bakalım. 4 numaralı tarlaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakayım ben ona. Hemen sonrasında devam edelim. 17 numaralı tarlaymış. 4 numaralı tarla zaten bizim oğlum, iyice şaşırdık ya. Gerçekten uzun süre video çekmeyince neyi nasıl konuşacağımızı unutuyoruz. Ne yapacağımızı unutuyoruz. Sonra öyle ortada apışıp kalıyoruz işte bazı noktalarda. Fazla hızlı gitmeyeceğim. Arkada bizim traktör var. Zarar vermeyelim. 17 numaralı tarlaya zaten dümdüz gittiğimiz zaman şehrin sonunda kalıyor. Köyün sonunda kalıyor. Aynada sağlam gözüküyor ama İnşallah problem yoktur. Yani gergi mergi herhangi bir şey atmadık. Bu traktörün koltuğu da bayağı böyle genişmiş yalnız. Hani yüksek böyle uçuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Şöyle 43-44 gayet güzel gidiyor. Arkadan dönen tekerlek olması biraz sıkıntı. Bazı yerlerde ani manevradan kaçınmamız lazım. Yoksa kendi traktörümüzü arkada devirebiliriz. Devirmemek için işte biraz daha böyle dikkatli davranıp biraz daha ona göre hareket edeceğiz. Burası da çim biçtiğimiz tarla. Zaten hatırlarsınız. 5 tane 6 tane makineyle çim biçmiştik. Bu iki tarlanın arasından geçeceğiz. Önümüzdeki tarla değil, ondan sonraki tarlaya ulaşacağız. Sağda da bir tane balya gördüm yalnız. Biri bırakmış gitmiş. Gerçi yaş balya yani. Yağmur yağsa da çok problem olacağını zannetmiyorum. Ben geçeyim. Şu traktörümü oraya bırakayım. Sonra
diğer tarafa gideyim. Mağazadan tutup da biçer döveri alıp gelelim. Biçer döveri alıp geldikten sonra da o zamana kadar herhalde yağmur durur. Sonra da biçme işlemine başlayalım. Pamuk hasadında benim bildiğim yağmura çok dikkat edilmesi lazım. Eğer yüzlerlerinde hala ufaktan da olsa bir yağmur kalıntısı varsa maalesef ki onu biçemeyeceğiz. Yağmurun dinmesini bekleyeceğiz. Yağmurun dinmesini beklerken de en azından traktörde biraz kestiririm diye düşünüyorum. Bu traktör de bayağı konforluymuş yalnız. Hani tarlada, bağda, bahçede 40-45 gidiyorsun. Bana mısın demiyor. Canavar gibi de gidiyor. Hemen şöyle duralım. Şöyle lifti kaldırdık mı? Aynen kaldırdık. Hemen şöyle inip kendi traktörümüze geçiş yapalım. Kurtardık mı? Aynen, kesinlikle kurtardık. Arkamızda tarla yok değil mi? İnsanların tarlasına da giriş yapmayalım. Hadi ben biçer döveri alayım geleyim. Sonra biçmeye başlarsak başladığımız yerde videomuza devam ederiz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yağmur yeni yeni böyle durmaya başladı. İçeride kestiriyordum zaten. Telefon geldi. Bu ayarda yapabilirsin dediler. Şöyle ufaktan makinemizi açalım biz. Şu an açıldığını düşünüyorum. Aynen. Şöyle tekrar kaldıralım. En azından kupa kalksın. Şu aradaki şeyler de bağlayacak kendini. Aynen öyle. İndirelim. Haydi bismillah. Yani yaklaşık 2,5-3 saat kadar tabii ki de bekledik yağmurun dinmesini. Dediğim gibi yani yağmurda pamuk biçilmez. Biçilmeyeceği gibi de hani büyük zararlar verebilirdik. O büyük zararlar vermemek adına tarlanın sahibini aradım. Bekleyebilirsin biraz daha, problem yok dedi. Sağ olsun anlayış gösterdi. Hani yükü bizim omzumuza atmadı. Tamam, ben kestiriyorum. Yağmur dindiğinde veya bu kadar yağmur normaldir dediğinde araba ne dedim. Zaten şu karşıda bir tane çiftlik var. Ağaçların arasında hemen bu ön penceremizin sağ üst köşesinde kalıyor. Arkadaş orada oturuyor. Yani buranın havasının durumu neyse orada da aynı hava olduğu için bizi sağ olsun yönlendirdi. Ve başladık. Şimdi kısa yerden başladım. En azından şu sırayı bitireyim. Ondan sonrasında sağ tarafa doğru uzunlamasına gideriz diye düşünüyorum. Şuraları bir alalım. Aldıktan sonra şöyle makinamızın ağzını kaldıralım. Zarar vermeyelim. Yolda gelirken az kalsın göbeğin birine takıyorduk. Çok geniş bir makina. İçinde olduğumuz için her ne kadar belli olmasa da sürerken geniş olduğunu çok fazla hissediyorsunuz. Kuyruğu falan böyle çok tuhaf yani. Çok değişik böyle. Bizim kurduğumuz, kullandığımız biçer döverlere tabii ki de benzemiyor. Şunu tekrar indirelim. Şuradan şöyle uzunlamasına sırının tamamını alalım. Yani eğer işi düzgün yaparsak, arkadaşı tatmin edersek, zaten buradan çıkan pamuğu iplikhaneye götüreceğiz. İplikhaneye verilecek. Tatmin edersek arkadaşı güzel bir para alacağız. Paralelde bizim tarlalarda mahsuller büyümeye devam ediyor. Büyüdükten sonra inşallah bir sonraki videoda da en azından kendi tarlamızı biçer, kendi toprağımız için bir emek harcamış oluruz. Ya dediğim gibi dip kazanla girdim bazı yerlere. Benim dip kazan ufak olduğu için biraz büyük bir dip kazan kiralamak zorunda kaldım genişlemesine. Dördüncü tarlayı bitirmek için özellikle. Çünkü bayağı uğraştım. Neredeyse yarım gün kadar uğraştıktan sonra baktım bitmeyecek. Gittim bir dip kazan kiraladım geldim. Kiraladığım dip kazanla işe başladım. Yoksa diğer türlü benim tarlanın, özellikle dördüncü tarlanın işi kesinlikle bitmezdi. Çabucak bitirdik onun sayesinde. Şimdi de işte mahsulün olgunlaşmasını, olgunlaştıktan sonra da tutup da paramızı almayı bekleyeceğiz. Belki satmam biçtiğim mahsulü, çünkü şu an kış dönemindeyiz. Yaz dönemine doğru satarsam benim için daha çok getirisi olur diye düşünüyorum. Yani Doğu Demiryolu silosuna ufak bir meblağ karşılığında kiraya bırakabiliyoruz. Yani kira vererek orada tutabiliyoruz mahsulü. Bakalım, belki öyle bir şey yaparız. Belki kredi ödemelerimiz sıkışır. Kredi ödemelerimiz sıkıştığında gideriz, teslim ederiz. Ya duruma göre bakacağız artık.
Biraz önce bir sıra kaçırmışım. O sıradan devam ettim. Burada da aynı şekilde devam edeyim. Düzgün bir şekilde başladık. Düzgün bir şekilde bitirelim. Şöyle hemen ağızlığı tekrar kaldıralım. Şöyle genişten alırsak, burası biraz daha geniş olduğu için daha rahat dönebiliriz diye düşünüyorum. İndirelim bakalım nerelere geliyor. Aynen şuradan itibaren güzel böyle bir sıra çıkartırız umarım. Yani benim tahminim bu tarladan iki kere gittik. Bir kere de oradan geldik. Yarım da orayı sayarsak 2,5. 2,5'ta %10. 25'te %100. Yani çıkar mı o kadar? Hani iki büyük karaballe çıkacağını düşünmüyorum. Arkadaki büyük depo kadar şey verecek bize. Ya düşünün yani bu içeride verin sonuna kadar gidiyor. O kadar büyüklükte bir pamuk verecek bize. Yani ağır tonajlı bir pamuk aslında. O pamuğu teslim edeceğiz. İşimiz aslında boşaltma noktasında çok kolay. Belki bir, belki iki sefer yapacağız. Hani balyadaki gibi 3 kere 4 kere gitmemiz gerekmeyecek. Ama tabii ki de bunun ürün çıkartması bayağı bir uzun sürüyor. Şöyle gidebildiğim kadar gideyim. Şu tarlanın dibinden dönersem ama o tarlanın malına da zarar vermemiş oluruz. Şurada sanki aynen. Güzel döndü yalnız. Gerçekten makinenin turu çok güzel. Makinenin turunu çok beğendim ben. Ama dediğim gibi aşırı geniş bir makine. Sürerken fazlasıyla dikkat etmek gerekiyor. Yani Allah nasip ederse bir gün alırsak neden olmasın yani. Pamukta da iyi para var diyorlar. Aslında topraktan gelen bütün her şeyde güzel para var. Önemli olan onu güzel yetiştirebilmek, güzel emek verebilmek. Verdiğin emeğin karşılığında toprak ana fazlasıyla sana zaten onu bahşediyor. Gerek parasal olarak gerek mental olarak. Toprakla uğraşan adamın ben mental olarak kafasının şehirdeki insanlara göre çok çok daha rahat olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani hem onun ferahlığı var içinde hem de kazandığımız paranın güzelliği var. Uğraştığımız emeğin karşılığında aldığımız paranın güzelliği var. Burada geçen günlerimin elimden geldiğince kıymetini bilmeye çalışıyorum. Şu sırayı bitirdikten sonra biraz böyle hızlandırarak giderim. Yoksa bizde muhabbet biter. Bu tarlanın işi bence kolay kolay bitmez diye düşünüyorum ben. Çünkü yani gördüğünüz üzere daha 1, 2, 3, 4. turdayız şu anda. Bayağı da bir şöyle sağa doğru bakalım. Bayağı da bir uzunluğu var. Traktörü de oraya koydum. Yani o traktör getir götür olayı iyi oldu. Kimse yardımcı olmadı bize makinaları getirirken. Geçen sefer mesela 5 tane makina, 2 tane traktör bilmem ne uğraşırken o gün gerçekten çok yoruldum. Makinaları getir götür yaparken zaten yorulmuştum en başta. Ama bugün öyle bir şey olmadı Allah'tan. Arkasına yükledik. Adamdan da müsaade istedim tabi. Adamla sıkıntı olmaz. Götürebilirsin. Senin traktöründen daha ağır zaten. Mal yükleyeceksin onun arkasına. Benim için problem olacağını düşünmüyorum dedi. Bu sırayı da bitirmiş olduk. Hadi gelin şöyle bir hızlıca bir geçelim. Tarlanın bitiminde veya en azından bir tane balle çıkarttıktan sonra muhabbeti tekrar devam ederiz. Tarlayı tamamen neredeyse bitirdik artık. Şöyle ufak bir alan kaldı. O alandan sonra da boşaltacağız. Boşalttıktan sonra da gidip teslim edeceğiz. Bir balle anca çıktı. Hop, muhabbet ederken ağızlığı indirmeyi unuttum. Bir balle hatta çıkmadı bile. Göstergeyi görüyorsunuz sağ altta %89 civarı dolmuş. Yani yapacak da bir şey yok. Hani benlik bir durum değil. O yüzden çok da sorun etmiyorum. Şurada bir sap kaldı. Bir sap bir saptır abi. İnsanlar bunu alabilmek için bir senesini veriyor. O yüzden işte şey yapmıyorum. Şöyle boşaltma işlemini başlatayım ben. İçeride verdiğini inelim. Nasıl boşalttığına bir bakalım. Nasıl bir şey çıkıyor. Çıkan malzeme kesinlikle bundan daha büyük olabiliyor. Dediğim gibi %89'u doldu. %89'u dolduğu için böyle ecüş mücüş oldu. Yoksa şu üstleri falan dümdüz tıraşlı bir şekilde geliyordu. Hemen içeri binelim. Kapağı bir kapatalım. Kapak kapandıktan sonra bir içeri istop edip şöyle kenara çekelim. Traktörle yanaşıp kalan işlemleri de artık devam ettirelim. Gidelim malzememizi bırakalım. Sonra paramızı kazanalım.
Burası iyi gibi kurtaracağını düşünüyorum ben. Aynen kurtarır ya, sıkıntı olmaz onda. Şöyle istop edelim. Hemen traktöre doğru geçelim. Haydi bismillah. Benim bildiğim kadarıyla bu yaklaşık 16-17 ton kadar bir şeye tekabül ediyor. Hani bu kadar güçlü bir traktörün olmasının sebebi buymuş. Hani niye bu kadar güçlü bir traktörle çalışıyoruz diye düşünüyordum ben buraya gelirken. Şöyle güzelce yanaşalım. Tam sağ yaparsak sanki ucuna kadar geliriz diye düşünüyorum. Aynen, zaten balleyi direkt çekti. Palet var. Palet mantığıyla çalışan bir mevzu vardı. Şunu şöyle kapatalım. Tarladan çıkışımızı artık hafif hafif yapalım. Ya, traktörün gücünde tabii ki de hissettiriyor. Mesela şurada normalde gaza bastım mı 20'ye 30'u çok rahat görür diye düşünüyorum bu traktör, ama şu an göremedi. Buna gideceğiz, iplikhaneye teslim edeceğiz. İplikhaneye teslim ettikten sonra da inşallah aldığımız işi tamamlamış olacağız. Yine biz çok fazla gitmeyelim bence. Ben şunu şöyle el gazını 30'a denk gelecek şekilde bir ayarlayayım. 30-30 devam edelim. Uzun sürdü bayağı. Yani 11.5 muydu? 11.5 civarı başlamıştık yanlış hatırlamıyorsam. 4 saatte tarlanın tamamını bitirdik. Yani biçer döver pamuk piştiği için haliyle ister istemez biraz yavaş yapıyor. Alıyor, öncelikle önden biçiyor. Önden biçtiği şeyi arkada, o borular kalkıyordu hatırlarsanız videonun başında göstermiştim. O boruları arkaya bağlanan şeyleri, önden biçtiği şeyi yukarıya havayla aktarıp arka depoya gönderiyor. Depoda gönderip de her biçtiğinde bir sıkıştırma işlemi yapıyor. Aynı aslında çöp kamyonlarında olduğu gibi, nasıl çöpçüler çöpleri attıktan sonra üstüne bir de sıkıştırma işlemi yapıyorlar. Aynı mantıkta bunda işliyor. Gördüğünüz gibi böyle kare büyük bir balya meydana çıkartıyor. Şuradan şöyle dönersek iplikhane zaten mağazanın yakınlarındaydı. Hızlıca teslimatımızı bitiririz. Kontratımızı tamamlarız. Paramızı da kazanırız diye düşünüyorum. Bilerek fazla basmıyorum. Ne olur ne olmaz. Devrilir mevrilir bir şey olur. Ya sağımız solumuzda çitler var. Tutup bir de hani adama belli etmemek babında dozer kiralamamız gerekecek vesaire gerekecek. Bunlara hiç girişmeye lüzum olmadığını düşünüyorum ben. Haritaya bakıyorum. İlk değil, ikinci soldan girersek göbekten sonra sağdaki ilk yer. Buradan girmeyeceğim. Mağazanın önünden dolaşmaya gerek yok. O yüzden gideyim. Orada teslim edeyim. Zaten traktörüm de yakın. Bu traktörü götürürüm, mağazanın oraya koyarım. Adamı ararım. Adam da gitsin evinden biçer döverini alsın gelsin yani. Onu da tutup da ben teslim etmeyeyim. Benzinliğin yanı. Ulan iplikhane sürekli de geçiyoruz halbuki önünden ama hiç şimdiye kadar fark etmemiştim. Şuralardan şöyle yavaş yavaş geçersek sorunsuz şekilde gideriz diye düşünüyorum. Burası mı iplikhane? Galiba burası. Şurası da galiba yük boşaltma yeri. Hemen şöyle geçeyim. Traktörümü kaldırayım bir. Burasıysa zaten zınk diye işi tamamlayacağız diye düşünüyorum. Burası değil mi lan yoksa? Galiba burası değil. Şu bir arkası olabilir ya. Arkamızda arabalar vardı, onlara çarpmayalım da. Şuradan bence bu çok rahat bir şekilde döner diye düşünüyorum. Acaba burası mı iplikhane ya? Allah Allah. Ben şu soldaki yerde şansımı denemek istiyorum ya. Şu ileriden bir döneyim geleyim ben. Bir bakayım neredeymiş. Nasılmış, nasıl gireceğiz, nereye boşaltacağız.
Ondan sonra bakarız ona. Çift döner tekerlek olunca ister istemez normal traktöre göre ayarlayamıyoruz. Bazen ipi sapı kaçıyor. Şöyle gidiyoruz, haritaya bakıyorum. Sol taraf gösteriyor. Ulan bence burası ya. Sağ tarafımız burası değil abi. Bence burası. Şu arkaya bir dolanacağım ben ya. Ha, burasıymış ya. Tamam. Kontratı tamamlamış olduk bu sayede. Bence güzel bir deneyim oldu bizler için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz, beğenmeyi beğenmediyseniz dislike butonuna köküne kadar basmayı sakın ha sakın ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.